Ben de 80 milyar maaş alsam ben de evlenirdim 25 yaşında. Gençlerin işleri yok, paraları yok. Gençlerin meslekleri yok. Ya gençlerin hiçbir şeyi yok ve bu gençlerin evlenmelerini istiyorlar. Cumhurbaşkanımız önce bize bir iş talep etsin. Daha sonra biz 30'dan sonra evlenmeyelim. Hayata başladığımda hem işsizim hem de 30 milyar borcum var. Bunu ödemeden evlenemem. Yani Osmanlı'da önceden evlenmeyen erkeklerden vergi alınıyormuş. Ona doğru gidiyor gibiyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer gençlere seslendi ve ya 30 yaşından sonra evleniyorlar ya da evde kalıyorlar dedi. İşte biz de bu konuyu bugün özellikle gençlere soracağız. Neden evlenmiyorsunuz diyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Paramız yok evlenmek için ve evlenmek bir kaçış yolu olarak görülüyor ülkemizde. Bence gerek yok. İnsanlar gerçekten sevdiği için evlenmiyor. İnsanlar toplumsal normlar yüzünden evleniyorlar. Ve bu bana hatalı geliyor. İnsanlar hazır oldukları zaman evlenmeliler ve bu evlenmek, bu kınadır, nişandır, bunun hazırlıkları, millete gösteriş için. Gençler artık gösteriş yapmak istemiyorlar çünkü gösteriş yapmak için paraları yok. Gençlerin işleri yok, gençlerin meslekleri yok, ya gençlerin hiçbir şeyi yok ve bu gençlerden evlenmelerini istiyorlar. Bu cahil bir toplum oluşturur ancak evli insanlar. Gösteriş yapan insanlar, sosyal medyaya çocuğunu atan insanlar, işte düğünün fotoğrafını atan insanlar, evlilik artık bir gösteriş. Ve gençler artık daha çok bilinçlendi, en azından çevremdekiler için söylüyorum. Gerek görmüyor. Ben de gerek görmüyorum. Abla para yok. Ben de 80 milyar maaş alsam ben de evlenirdim 25 yaşında. Para yok vallahi abla, o yüzden evlenilmiyor kimse. Ben ne olacağımı bilmiyorum mesela. Abla niye evlenelim, hayatımızı mahvedelim? Para yok hem de. Parasız 5 kuruş yok. Okumaktan zaten fırsat bulamıyoruz. Hani 26 yaşına kadar okuyan arkadaşlarımız var tabii. Hani buna biraz bir çözüm getirmeleri lazım. Okuduktan sonra zaten borç ödüyoruz. Şu an 30 milyar borcum var. Onun ödeme derdindeyim. KYK borcu. Evet, KYK borcunu imza atmış bulunmaktayız. Yani ben bunu 2 sene ödeme şeyim var. Bunu ödeyeceğim. Sonra evlilik var. 30'u geçmem lazım yani benim bu borcu ödemem için. Yani ben hayata başladığımda hem işsizim hem de 30 milyar borcum var. Hani bunu ödemeden evlenemem. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama biraz daha gençliği yaşamak lazım ya. Bence evlilik yaşı 27, 28 falan. Ben öyle düşünüyorum yani. Ya benim 2 senem var ama. Öyle. Daha sonra evlenirim mi diyorsun? Yani benim hiç engelim yok. İşsizlik diyor, gelecek kaygısı. O benim işim de var. Ben karşı taraftan dolayı beklemedeyim. Yani yoksa benlik sıkıntı yok. Evet. Okuyan olarak biz kaygılı yazıyorum. Okumayan arkadaşımızın kaygısı yok. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza katılmıyorum kesinlikle. Çünkü insanlarımız bir yere gelene kadar zaten 30'unu buluyor. İş imkanı yok. Üniversiteyi okuyoruz, boşta kalıyoruz. İnsanlar böyle olunca tabii ki evliliğe bir sonraki aşamaya erteliyorlar. Hani gönül ister ki işimiz olsun ve kendi hayatımızı bir düzene sokalım. Ama böyle olmayınca da tabii ki insanlar 30'undan sonra evlenmek zorunda kalıyorlar. Yani bunu evde kalıyorlar gibi bir cümle kurması bence kesinlikle yanlış. Mesela Türkçe öğretmenliği okuyorum. Bunun bir atama kaygısı var. Ben bile mesela düşünüyorum, atanmayana kadar evlenmem diyorum. Böyle olunca da tabii ki atanana kadar bu süreç devam edecek. Cumhurbaşkanımız önce bize bir iş talep etsin. Daha sonra biz 30'undan sonra evlenmeyelim. Herkes 20 yaşında, 21 yaşında işini alıp evini kurmak ister. Ama şimdi işimiz olmayınca biz de evliliği erteliyoruz sürekli. Bunun yerine ekonomiyi düzeltebilir bence. Yani Osmanlı'da önceden evlenmeyen erkeklerden vergi alınıyormuş. Ona doğru gidiyor gibiyiz. Bilmiyoruz yani, şaşkınlık içinde izliyoruz. Komik yani. İlginç. Var mı gelecek kaygınız? Yani tabii ki var. Şu an üniversite okuyorum ve 5 yıl okuyacağım. Sonrasında ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Yani öyle okuyoruz gerçekten, hani tesadüfen yaşıyoruz bir şekilde. Hani bir umudum da yok açıkçası. Ya gençlerin evlenmemesinin sebebi bence ekonomik durum olabilir. Yani evlenseler bile çocuk yapmaya yeltenmiyorlar. Çünkü bakımı falan çok zor yani. Diyanet'in de şöyle bir açıklaması vardı hatta. 4-5 tane çocuk doğurun gibisinden de. Ülkenin buna bakacak ekonomisi var mı yani? Ailenin buna bakacak bir ekonomik durumu var mı? Bunu sorgulamaları lazım bunu derken. Sizin var mı bir gelecek kaygınız? Herkesin var bence ülkede. Sadece benim değil. Ben üniversite öğrencisiyim şu an zaten ama okuyoruz da mezun olduktan sonra çalışabileceğiz mi? O sıkıntı var. Evlenmeyi düşünmüyor artık gençler. Daha çok böyle nasıl desem gezmek, görmek, dünyayı keşfetmek istiyor. Biraz daha açıldı sanırım gençler. O yüzden
evlenme gibi planları yok. İş çok büyük bir sıkıntı. İşsizlik olduğu için de gençler bakamayacağı bir, yani mutlu olamayacağı bir yuva kurmak istemiyor. Ya şundan dolayı yapmıyorlar. İnsanların bir geleceği olması lazım, hedefleri olması lazım. Bu hedefler gerçekleşmeyince de evlilikleri görüyorsunuz. Hani güzel yürümüyor, çiftler anlaşamıyor. Bu hep eğitimsizlikten oluyor. Bazı yerler hedeflerini yapamadıklarından oluyor. Bunun dolayı da yani evlilik yaşı 30 ve üzeri oluyor. Ondan dolayı yani. Normal görüyorsun. Ben normal görüyorum. Çünkü bir yerlere gelemiyoruz maalesef. Üniversiteyi okuyoruz ama iş bulamıyoruz. Yani istediğimiz hedeflerimiz olmuyor. O yüzden maalesef 30 yaşlar daha bir makul oluyor. Hani insan o yaşta hem daha çok kendini geliştiriyor hem de işte işini daha kolay ayarlıyor diyebilirim. Buna neymiş? Yani onu ne ilgilendiriyor? Saraydan öyle mi görünüyor? Memleketin bu sorunu mu var sadece? İnsanlar intihar ediyorlar. Sessiz sedasız. İşsizlik sorunu var. Değil mi? Yolsuzluk var. Suç oranları yükselmiş. Memleketin sorunu bu değil. Buna çözüm bulunmalı dedi. Tabii gündemi değiştirmez. İşsizlikten evlenmiyor. Yoksulluktan evlenemiyor. Parasızlıktan evlenemiyor. Adım atamıyor. Birisine bir tanıştığı bir insanla sokaklarda gidip bir kahvelerde gidip de bir bardak çay içemiyor. Bir bardak çay olmuş 5 lira. Bir geliri olmasa bu kişinin, hele de bir üniversite öğrencisi ise nasıl oturacak, nasıl okulunu bitirecek, nasıl evlenecek, nasıl bir hayat kuracak? Ailesinden görmüş olduğu bir destek yoksa, ailesi hele de bir emekliyse, bir emekli maaşı alıyorsa, bu emeklilik maaşına ne derece babasından bir para isteyebilir? Hele ki kendisine de bir devlet tarafından burs verilmiyorsa veya de bu burs da paralı da veriliyorsa, sonuçta işini bulduktan sonra bunu iş bulamayıp da, pardon yani mezun olduktan sonra iş bulamayıp da geri buna ceza olarak cezalı ödeme geliyorsa ne olur, bu gençler nasıl evlenecek? Evlenemezler. Bekar kalırlar. Bence de bekarlığa devam etsinler. Çünkü yani kötü durumdayız yani. Cumhurbaşkanı evde kalıyorlar dedi. Gençlerimiz evden kalıyor dedi. Evde kalıyor ya da 30'undan sonra evleniyor dedi. 30'undan sonra da çok evlenen yok sanki yani. Ben şimdi görüyorum, çevremde görüyorum, evlenen yok yani. Çünkü maddi gücü iyi olan insanlar evleniyor. Tatillere gidiyor. Sevgilisini, eşini, dostunu alıyor, tatillere gidiyor. Ben şimdi işsiz güçsüz olsam nasıl giderim veya bir çocuğum işsiz güçsüz olsa ben nasıl giderim de birinin kapısında kız isterim. Derim ki benim çocuğuma şu kızınızı talip oluyor Allah'ın emrine diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü Allah sonumuzu hayra getirsin. İnşallah ki herkes işini gücünü bulur yani memleketimize iyilikler diliyorum. Röportajımız saniyeler içinde devam edecek ama öncesinde yapmanızı istediğimiz bir şey var. Yukarıdaki linke tıklayarak Patreon'dan bize destek olabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı da açıklama kısmında bir videoyla anlattık. Şimdi kaldığınız yerden izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Türkiye'de yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar had safhada. Şimdi nasıl evlensin bir genç? İşi yok, evi yok. Ondan sonra geçim darlığı içinde nasıl evlenecek? Bunun yöntemini gençlere anlatsınlar, gençler de evlensinler. Bunun yöntemi yok. Önce gençlere iş bulacaksın. Önce gençlere kaliteli eğitim bulacaksın. Önce gençlere ekmek, aş bulacaksın. Ondan sonra bir evlilik yöntemiyle çocuklar evlenecek. Bugünlerde bir açıklama var. Şimdi biraz önce gazetede gördüm. İşte bu gençler niye birlikte oturuyorlar da, niye birlikte yaşıyorlar da falan. Ya bu bir hükümetin sorunu olmamalı. Bir hükümetin konuşanı, bir hükümetin ne bileyim yazılanı, çizileni olmamalı. Bunların daha çok hükümetlerin bu çocuklara işi nereden buluruz, aşı nereden buluruz, bu çocukların gelecek kaygısını nasıl ortadan kaldırırız, o olmalı. Ama bizim ülkemizde safsata, uydurmasyon, aklın ve bilimin almadığı her şey televizyonlarda, gazetelerde. Ben şahsen o haberi okuyunca şaşırdım. Dedim ki ya bir hükümet bir gencin nasıl yaşayacağına, yaşam tarzına karışır mı? Yaşam tarzına müdahale eder mi? Hani biz hükümet 2002'de gelirken kimsenin yaşam tarzına karışmayacağız. Kim nasıl yaşarsa yaşasın diyordu. Bize ne? Genç nasıl yaşarsa yaşasın. O bizi ilgilendirmiyor ki. Kimsenin yaşam tarzı ne bizi ilgilendirir ne ülkeyi yöneteni ilgilendirir. Herkese saygı duymak zorundayız.
Gençlerin evlenmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi, en temel sorun, Türkiye'nin can yakıcı nedeni işsizliktir. İş olmayan adam nasıl evlenecek? Gençler evlenmek istemiyor. Öncelikle aş ve iş istiyorlar. Aş ve iş olmadıktan sonra evlenmenin bir anlamı yok. Şu an Türkiye Cumhuriyeti adliyelerinde görülen her 3 davadan bir tanesi, hatta 3,5 davadan bir tanesi evlenme ve boşanma davaları. Bu koşullarda insanlar nasıl evlenecek yani? En büyük kaygı gelecek kaygısı. Hem gelecek kaygısı hem iş kaygısı. İş aş olmadan kimse evlenemez, yuva kuramaz. Evlenmiş olan insanlar bile ayrıldıkları gibi evlerde tencere ve tüp kaynamıyor. Doğalgaz yapılan zam %60'ı bulmuş. Bugün evlerde doğalgaz yanmıyor. Odun kömür yakıyor insanlar. Hava kirliliği gene en üst boyuta gelmiş. İnsanlar nasıl evlenecek bu koşullarda? Bunu söyleyen adam herhalde Avrupa ülkelerinden falan bahsediyor. Danimarka'dan, Finlandiya'dan falan bahsediyor herhalde. Almanya'dan bahsediyor. Burası Türkiye ve asgari ücret 2324 lira. Günlüğü nereden baksanız 60-70 lira gelen bir asgari ücretle insanlar nasıl geçinsin? Vallahi evlenip de ne yapacaklar ki? Hayat pahalı, her şey pahalı. Her şeyi pahalı yapmış. Bu mu etkiliyor daha çok? Evet, her şey. Maddi yönden, manevi yönden, her şeyden. Evlenip de ne yapacak? Evlenenler ne yapıyor ki? Her gün kavga, her gün maddi yönden, her gün boşanan dolu bir sürü. Şimdi aldığımız ücretlerine kendimizi zor geçindiriyoruz. Evimizi nasıl geçindireceğiz? O yüzden evlilik planımız yok şimdilik. Yani önce iyi bir eğitim, sonra iyi bir iş. Evlilik en son şey ablacığım yani. Yani önce iyi bir eğitim, sonra iyi bir iş bence yani. Peki var mı bunlar? Yani bu yüzden mi evlenmiyor insanlar, iş mi? Ya tabii yani bu ülkede işsizlik problemi var yani. İşsizlik sorunu olduğu için insanlar yani evlenmiyor yani. Yani ben olsam ben de evlenmem yani. O evlenmek istemeyen arkadaşların yerinde olsam. Yani bu ülkede işsizlik problemi var. Böyle bir gerçek var ablam ya. Bu sıkıntıda, bu maddi konuda ben olsam ben de evde kalırdım. Ben 23 yaşında evlendim. O zaman şartlar çok güzeldi. Şu anda çok kötü. Bence haklılar. Yani normal olarak baktığın zaman ekonomi her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Bugün bir evli olmak, normal bir evlilik yapmaya kalsa 50 bin lira. 2500 lirayla 50 bin lirayı biriktirmek herhalde bir adamın 80 senesi falan lazım. Yani normal yemek için sadece şöyle baktığın zaman açlık sınırını 4000 küsur lira diyorlar. Yoksulluk sınırı 6000 lira diyorlar. Yani bu şartlarda bence haklılar, bence. Vallahi hayat şartları yani. Şimdi Cumhurbaşkanı güzel söylüyor, kimse evlenmiyor diyor da adam iş yok, güç yok, zaten çocuğuna bezol alacak parası yok. Bir de erken yaşta evlendirip ne yapacak? Yani diyorsa ki yani işe girsin kendini, ben 36 yaşında evlendim. İşim gücüm olmadığı için benim şu anda askere gidecek çocuğum olacaktı. Belki evlenecek yaşta çocuğum olacaktı. Bir tane çocuğum var, yaşı küçük. Yani bunlar ne bileyim, bu laflar doğru bir laf değil, yanlış bir kelime yani. Para versinler de evlensinler. Paralar çok onların. Çocukların paraları yok, geçim kolay mı? Ondan sonra ev kirası verecek, yarın çocuk olacak, onların eğitimiydi, onların geleceğini de düşünmek zorundalar. Tabii kolay kolay evlenemiyorlar, nasıl evlenecekler? Parası olan evlendirsin, yardım etsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilikle ilgili açıklamalarını bugün vatandaşlara, özellikle de gençlere sorduk. Cevapları da sizlerle paylaştık. Bir sonraki hafta yeni bir Sen Ne Dersin programında görüşmek üzere.